Merhabalar herkese, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte şu an elimde görmüş olduğunuz iPhone 13 Pro almaya değer mi değmez mi, bu meseleye bakacağız. Tabii ki de öncelikle iPhone 13 Pro'nun özelliklerine bakmakla başlayacağız. Bana soracak olursanız ilk anlatılması gereken şey kameralar. Çünkü kameralar bu sene çıkan modelde hem lens olarak biraz büyüdüler, hem biraz dışarı geldiler, hem de Apple lansmanda sinematik mod diye bir özelliğini duyurdu. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar, benim de bu 13 Pro'da en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi buydu. Şimdi bu meseleyle ilgili çeşitli söylemler var. Yok işte Android'de uygulaması vardı, zaten halihazırda uygulaması vardı, oradan yapabiliyorduk vesaire vesaire diye. Ya tam yapabiliyorduk ama bu meseleyi Apple'ın yazılım güvencesiyle birlikte yapmak, bana soracak olursanız, daha keyif verici. Ve en azından aldığımız sonuçlar da daha tatminkar. Ki sinematik modla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Hani ilk böyle kamerayla ilgili bir özellikmiş gibi algılanıyor. Tabii ki de kamerayla bağlantısı var. Fakat sinematik mod başarısını normalde cihazın içinde yer alan A15 Bionic işlemcisinden alıyor. Bu detaylara geleceğim. Peki bu sinematik mod nedir? Sinematik mod değerli arkadaşlar, hem böyle sığ alan derinliği olan, hem de böyle çekim yaptığınız sırada birden fazla odaklanılması gereken şey olursa onlar arasında otomatik geçiş yapabilen bir kamera modu. Zaten hali hazırda dönen videolardan hani bu sinematik modun ne demek olduğunu çok daha iyi anlıyorsunuzdur. Burada önemli bir ayrıntı var. Sinematik modda çektiğiniz videolar cihazın işlemcisi tarafından işlendiği için daha sonrasında gidip o mod üzerinde çeşitli düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Bu arada bir tık sesim kısık gibi geliyor. Hani bir hasta gibiyim arkadaşlar, onu da belirteyim. Nedir bu düzenlemeler? Yani diyelim siz videoyu çektiniz, o ara işte öndekine netlik attı ama siz arkadakine netlik atılmasını istiyorsunuz. Ya da alan derinliğinde daha bulanıklaştırma veya biraz daha netleştirme gibi ihtiyaçlarınız var. Onları da daha sonra çekimi yaptıktan sonra düzenle modundan gayet rahat bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Bu özelliğin tek dezavantajı değerli arkadaşlar, işlemciye aşırı yük bindirdiği için, temelde işlemi işlemci yaptığı için şu anda 1080p kalitede 30 fps videolar çekebiliyorsunuz bu mod. Yani ben sinematik modda 4K 60 kere video çekeceğim gibi bir durum henüz söz konusu değil. Muhtemelen A16'larda onu göreceğiz. Bu tabii ki de cihazın 4K 60 fps video çekemediği anlamına gelmiyor. Çekebiliyorsunuz fakat sinematik moddan feragat etmeniz gerekiyor. Bunun haricinde videonun başında da söylemiştim. Kameralardaki lensler bir tık genişlediği için Apple şöyle bir tanımlama yapıyor. Normalden 2.2 kat daha fazla ışık alıyor. Ya da işte bu ultra geniş açısında, yanlış hatırlamıyorsam bu bilgiyi yanlış hatırlıyor olabilirim. Orada da %97'lik daha fazla ışık aldığını söylüyor. Zaten lensler bir tık büyüdüğü için ışık alışverişi illaki bundan bir önceki modellere göre daha iyi bu modelde. Normalde de arkadaki üçlü dizilim arkadaşlar geniş, ultra geniş ve telefoto lens olarak sıralandırılmış. Bunlardan telefoto olan f2.8 diyafram değerinde, geniş açılı olan f1.5, ultra geniş açılı olansa f1.8 diyafram değerine kadar çıkabiliyor. Ya işin açıkçası hani bir önceki nesile göre sinematik modu ortadan kaldırırsak ve bu lenslerin birazcık daha fazla ışık aldığını da ortadan kaldıracak olursak, iPhone 12 Pro ile normal kamera kullanımında arasında bence çok hayati bir farklılık yok. Ama bu işlerde hassassanız, titizseniz, birazcık da anlıyorsanız, ya o benim gözüme batar diyorsanız, 13 Pro'nun ışık performansı özellikle düşük ışıkta çok daha iyi durumda. Bir de arkadaşlar, özellikle Android cihaz kullanan arkadaşlarım bence biraz Apple kullanan insanlarla dalga geçtiği bir nokta var. O da optik zoom meselesi. Daha Apple'a çünkü yeni yeni bu tarz özellikler geliyor. Şöyle söyleyeyim sizlere, 2 kat optik uzaklaştırma, 3 kat optik yakınlaştırma ve 6 kat optik zoom aralığıyla birlikte 15 kata kadar dijital zoom yapabiliyorsunuz. Bu zoom meselesi bana hep sıkıntılı geldi. 50x'lerde de 100x'lerde. Yani fotoğraf çok bozuluyor. Ama hani demek ki gündelik hayatta kullanılan bir şey. Hani 3x ve 6x okey ama 15x'te işler birazcık bozuluyor. Hani söylemiştim, kamera anlamında bir özellik daha var. Ondan da bahsetmem gerekiyor. iPhone 13 Pro'larla birlikte makro çekim özelliği de kameralara eklendi. Bu makro çekim, biz de güzel bir iki tane stok çektiğimizi düşünüyorum şu an izliyorsanız, cihazın kullanımını bayağı bir keyifli hale getirmiş. Şimdi arkadaşlar, bu fotoğraf örneklerini verdik, video örneklerini verdik, sinematik mod örneklerini verdik falan filan. Ben bunların güzelliği veya kötülüğü ile ilgili çok bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü çok göreceli bir kavram. Bir de fotoğrafçılık anlamında daha yetenekli olanlar, daha deneyimli olanlar çok daha güzel fotoğraflar çekebilirler bu cihazlarla. Ama hani bizim çektiklerimiz budur. Siz de onlara bakıp bir kanaat getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Hem ön hem de arka kamerada ağır çekim modumuz bulunuyor. O da 1080p'de 120 ve 240 kare olarak ayarlanmış durumda.
Şimdi ağır çekim müthiş eğlenceli, ağır çekim komedi videomu da izlediğimize göre artık ön kameralara gelebiliriz. Ya ön kameraya. Ön kameramızda yine 12 megapiksel ve f2.2 diyafram değerine sahip. Bu kameranın işlevi arkadaşlar sizin arka planınızı bulanıklaştırmak. Bunu da başarılı bir şekilde yapıyor. Fakat artı olarak ön kamerada sinematik modun olduğunu ekleyeyim. Yine hem önde hem de arka kamerada gece modu da aktif bir şekilde bulunuyor. Yani kameralar arasında bu seferki pay dağılımı bence güzel olmuş. Çünkü birkaç modelde vardı o. Arkada var, önde yok falan filan. O faslı kapatmış Apple Allah'tan. Şimdi ben iPhone 13 Pro modelinde bir şeyi fark ettim. Ben şunu fark ettim. Apple belli ki bu düşük ışık ve karanlık ortam çekimlerine biraz kafayı takmış. Çünkü ön kamerada bulunan Deep Fusion özelliği işlemcinin Neural Engine'inle birleşince ortaya normalden, yani düşük ışıkta normalden daha güzel fotoğraflar çıkarabilme kabiliyeti edinmiş telefon. Bunu da nasıl yapıyor? Yani Neural Engine'ı zaten biliyorsunuz, sizin çektiğiniz fotoğraflar içerisindeki en mantıklı, en güzel görünen anları birleştirip size bir toplam sunuyor. Bu sayede de bu telefonlarda Deep Fusion özelliğiyle birlikte gece modu çekimleri geçmiş yıllara göre daha iyi. Yani düşük ışık çekimleri. Bir de hani artık alıştık bunlara da, bu optik görüntü sabitleme meselesi de artık Apple'dan da Samsung'dan da bu tarz üst seviye cihazlarda zaten gayet düzgün oluyor bu özellik. Apple'ın iPhone 13 Pro'sunda da optik görüntü sabitleyici özelliği var ve gayet düzgün çalışıyor. Optik görüntü sabitleyicilerin çok dandiklerine denk geldim de o yüzden hani burada bir gülücük atayım, devam edelim. Geldik artık cihazın tasarımına değerli arkadaşlar. İlk olarak göze çarpan şey, gözünüze çarpar mı bilmiyorum ama öndeki çentin %20 daha küçülmüş olması. Bir de işte bu arka kameralar biraz büyüdüğü için çıkıntının fazla olması. Böyle masaya koyduğunuz zaman ben gıcık oluyorum. Böyle tıkır tıkır sallanıyor telefon. Bir de şunu ekleyeyim. iPhone 12 Pro 187 gramdı yanlış hatırlamıyorsam. Bu telefon tam olarak 203 gram. Yani elinize aldığınızda da hakikaten ağır olduğunu belirteyim. Kullanım anlamında bir dezavantaj mı? Bence tuhaf bir avantaj oluşturmuş. Elinize daha iyi oturuyor. Şimdi tasarım meselesiyle ekran özelliklerini birleştireceğim. Ekranımız OLED arkadaşlar. 6.1 inçlik bir değere sahip. Bunun haricinde 120 Hz bir ekran. 120 Hz ekran meselesini şöyle bir açmam lazım. Normalde siz Android cihazlarda, yani birkaç tanesinde Hz değerini manuel olarak seçebiliyorsunuz. Fakat Apple'da bu işlem sizin adınıza işlemci tarafından otomatik olarak yapılıyor. Yani telefon minimum 10 Hz'e kadar düşüyor, 120 Hz'e kadar da yükseliyor. Bunu nasıl yapıyor? Diyelim siz oyun oynuyorsunuz, ekranı 120 Hz'e getiriyor. Ama şu an benim gibi açtığınız drive'dan bir şey okumanız gerekiyor. O zaman ekranı 10 Hz'e kadar düşürebiliyor. Bu neyi sağlıyor? Daha uzun pil ömrünü sağlıyor. Bu anlamda değerli arkadaşlar, hani aradaki fark tam anlaşılabilir mi bilmiyorum ama biz yanına bir de iPhone 12 koyduk. iPhone 12 ile 13 Pro'nun ekranlarını yan yana kaydırdık. Çünkü şöyle bir enteresanlık var. Ekranda kaydırırken ve tarayıcıda gezerken de ekranı 120 Hz alıyor. Yani biraz işler daha keyifli hale gelmiş. Tabii bu anlamda daha önceden Android cihazlarda bu özellik vardı. Ama uzunca bir süredir Apple cihaz kullanan bizler için bence keyifli oldu. Artık geliyorum ekrandaki biraz koruma önlemlerine. Arkadaşlar Apple adına Ceramic Shield dediği bir koruma özelliğini duyurdu bu sene. Apple'ın söylediğine göre bu özellik normal hani akıllı telefonlardan ve kendi eski modellerinden 4 kat daha sağlam olmasını sağlıyor telefonun. Ceramic Shield da bildiğiniz camla seramiğin böyle karışımı gibi bir şey. İnternette detaylı tarifi var. Ve normal camlara göre hem hafif, hem sert, hem şeffaf, hem de ısı ve elektrik iletimi olmadığı için kağıt üzerinde teorik anlamda bu zamana kadar çıkmış en güçlü Apple ekranı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat performans anlamında şunu belirtmem lazım. Ben bu zamana kadarki hayatım boyunca kendi iPhone'larımda dahil olmak üzere ekranı çatlamamış bir iPhone görmedim. Bakalım 13 Pro'larda gelecek bizlere neyi gösterecek. Şimdi tasarım anlamında biraz cihazı toparlayayım arkadaşlar. Apple bildiğiniz gibi yıllardır tasarım anlamında böyle çok ciddi yeniliklere gitmiyor. Bunun bana soracak olursanız birkaç tane nedeni var ama en temel nedeni Apple'ın kendi ekosisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak istemesi. Yani sürekli tasarım değiştirmiyor. Bu bir dezavantaj mı? Yani rakiplerine göre dezavantaj. Fakat evin içerisinde farklı Apple cihazlar kullanıyorsanız da bir bütünsellik ifade ediyor. Geliyoruz telefonumuzun en can alıcı noktasına. Bana soracak olursanız bu sene tanıtılan tek şey, yani A15 Bionic işlemciye. Bu işlemci kendinden bir önceki nesile göre %50 daha hızlı işlem yapabilirken grafik performansı anlamında ise %30 daha uyumlu ve verimli. Bunu nasıl sağlıyor? Şimdi arkadaşlar bu işlemcinin yapmış olduğu çok önemli bir işlem var. O da şu. İşlemci işlem. Devam ediyorum. Olay şu. Şimdi biz küçük ekran kullanıyoruz ya. Küçük ekranda oyun oynuyoruz, dizi izliyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Apple burada şunu fark etmiş. Ya küçük ekranda
aslında ufak tefek detayları ben göstermeye çalışayım ama bunların insan gözünü anlayamayacak kadar olanları işlemcimi yoruyor diye. Onları ne yapmış biliyor musunuz? Kayıplı sıkıştırmış. Yani sıkıştırmış ya. Biz her ne kadar oyun oynarken 120 Hz ekran kalitesi, ekranın işte diğer özelliklerinden bilmem nereden feragat etmezken o gözümüzün bile görmediği detayları işlemci absorbe ettiği için oyun anlamında ve grafik işlemi anlamında çok daha başarılı bir işlemciyle karşı karşıyayız. Ya bayağı uyanıklık etmişler ve çok mantıklı yani. Zaten o detayı görmüyorsun ama işlemciyi yoruyor. E o zaman kaybet abi. Teknik anlamda ise işlemci 3.2 GHz gibi değerlere çıkabiliyor. Zaten internette 50.000 yerde testlerini gördüm. Şu ana kadar çıkmış en hızlı mobil işlemci olarak görünüyor. Geekbench'tir, Benchmark'tır falan filan testleri yapılmış ama ben nedense o testleri hani video editörlüğü, video çekme hayatım boyunca hiçbir zaman güvenmedim, hiçbir zaman da kullanmadım. Ha güvenilirdir, kullanılabilir, o kısmını bilmiyorum. Ben kullandığım cihazın bana hissettirdiği şeye bakarım. Gelin isterseniz başlayalım oyun testimize. 15 dakikalık oyun testimiz devam ederken ben de sizlere pil ile ilgili özelliklerden bahsedeyim. Apple pil ile ilgili bir açıklama yapmıyor ama benim denk geldiğim çeşitli değerler var. Onlar 3200 mAh, 3095 mAh gibi farklı farklı değerler. Fakat kullanım anlamında şunu söyleyebilirim. iPhone 6S'ten beri Apple kullanıyorum arkadaşlar. Bu Apple iPhone 13 Pro benim en az şarja taktığım Apple oldu. Bir tam günü gönül rahatlığıyla çıkarabiliyor, hatta 1,5 güne kadar zorlayabiliyor ki ben bayağı yoğun telefon kullanıyorum. Bunun da garantisini size vereyim ki oyun testinin sonucunda da göreceksiniz, o yüzden şu an söylemiyorum. 15 dakikalık oyun testinin sonucunda da pil gayet başarılı bir performans gösterdi. Bu arada tabii ki de oyun testimizin sonuçları da bitti. Sizler de gördüğünüz 15 dakikalık oyun deneyimin sonucunda sadece %1'lik bir şarj kaybı oluştu. Hatta düzelttiler, %92'den 92'ye gelmiş. Yani bir değer kaybı tespit edemedik. Biz mi bir şey yanlış yaptık bilmiyoruz. Varsa yani bir şey gözünüze çarparsa söyleyin yorumlarda. Yani biz şarj kaybı olmadı. Ufak ufak videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Apple açısından önemli bir ayrıntı daha var burada. O da 13 Pro'nun IP68 sertifikasına sahip olması. 6 metre derinliğe 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Ama bunu lütfen tuzlu su olarak algılamayın. Yine de belirteyim yani ne olur ne olmaz biraz da evhamlı tipleriz. Hani siz çok fazla kastırmayın. 1-2 metrelik havuzlar ideal gibi görünüyor. Hani onu söyleyeyim. Finalde telefon hem kamera performansı hem de gündelik performans anlamında arkadaşlar beni bayağı bir tatmin etti. Ben işim gereği gidip bunu İstanbul'dan 15.000 TL'ye satın aldım. İşim bu olmasaydı satın alır mıydım? Almazdım. Onu net söyleyeyim. Yani bu telefon aslında pahalı bir telefon değil. Ama ülkemizdeki hali bizim para birimimize göre pahalı bir formata geliyor. Ve ben bir telefona 17.000, 18.000, 19.000 vermezdim. Bu net. İşim bu olmasaydı. İşim bu olduğu için aldım. Gayet keyifle de kullanıyorum vallahi. Sizin de hani bütçenizi bozmayacaksa ben bu telefona bu parayı veririm ve benim bütçem sarsılmaz, keyifle de kullanırım diyorsanız bence almakta tereddüt etmeyin. Özellikle 12 Pro veya 12 Pro Max'iniz varsa 13 Pro'ya geçmek istiyorsanız tekrar söylüyorum yine bence almakta tereddüt etmeyin. Bu bütçe sizi sarsmayacaksa. Bütçe zaten sizi sarsacaksa hani bir anlamı da kalmıyor işin. Açıkçası farklı farklı modellere yönelmeniz gerekiyor. Çünkü bu 13 Pro modelinde özellikle işlemcinin sunmuş olduğu nimetler çok iyi. İşte o ekran kaymaları, oyun performansı, siz yazı kullanırken ki normal o tarayıcıda kullanırken ki halleri. Telefon bayağı keyifli olmuş. Bir de işlemcisi normalde hani şu anda piyasada rakibi olan 8 çekirdekli bilmem kaç çekirdekli Android işlemcilerden daha iyi sonuç alıyor rakamlarda. Diyorum ve videomu bitiriyorum arkadaşlar. Bu videomda sizlere iPhone 13 Pro'nun teknik özellikleri dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Herhangi bir yorumunuz, görüşünüz veya katkı sunmak istediğiniz bir durum varsa lütfen yorum bölümünden belirtin. Bu arada kanala da abone olmayı unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.